Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezindeyiz. 11 Ekim 2016'da Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli tarafından fitili ateşlenen anayasa referandumu sürecini konuşacağız. Kiminle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Semih Yalçın bizi ağırlıyor. Efendim teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim anayasa referandumuna gidiyoruz ülke olarak. Bu sürecin fitilini de Milliyetçi Hareket Partisi ateşledi sürekli bir beka vurgusu yapıyor. Böyle bir ihtiyaç nereden doğdu? Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında 141 yıldır tökezleyen, su kaynatan bir sistemden bahsettiğini görüyoruz. Nerelerde su kaynattı efendim bu sistem? Tabii Genel Başkanımızın 141 yıla vurgu yaparken isabetle söylediği tarih 1876 kanun ve esasinin ilanıdır biliyorsunuz bizde yani bir önceki devamı olduğumuz Osmanlı devletindeki monarşik yapı 1876 ile birlikte artık yavaş yavaş meşruti monarşiye doğru bir yol aldı. Bunun başlangıcı 1876'dır ve temel özelliği de 1876'nın anayasalı bir çıkış, bir hareket olmasıdır. Ama hemen arkasından hatırlarsanız 1877-78 Osmanlı-Rus harbi nedeniyle e, Anayasa e, askıya alındı, e, Meclis de kapandı. Yani biz e, 76'da ortaya koyduğumuz bu çıkışı aruz ettiğimiz anlamda Meclisli bir yapı olarak e, uzun süre devam ettiremedik. 1909'a kadar bu durum devam etti. 1909'da tekrar e, Anayasa yürürlüğe kondu meclis tekrar açıldı. Meşruti yapı olarak hayatımızı devam ettirdik. Tabi bunlar parlamenter demokrasinin ilk cılız da olsa ilk adımlarıdır. Bir başlangıçtır. Gelişme kaydettikçe monarşiden meşrutiyete, meşrutiyetten cumhuriyete şekliyle bir yol aldık. İşte bu yol 141 yıldır devam ediyor. Ancak kesintilerin çok fazla olması sadece Osmanlı döneminde değil Cumhuriyet döneminde de 1960 ihtilali, 80 ihtilali muhtıralar bunların topladığınız altı tane ciddi çıkış var. E bunlarla inkıtaya uğrayan da bir parlamenter demokratik sistem var. Bunları da düşündüğünüzde ciddi anlamda yarara aldığı Sayın Genel Başkanım'ın ifade ettiği husus doğrudur. Ama buna rağmen Milliyetçi Hareket Partisi sizlerin de yakinen bildiği gibi gerek seçimler sırasındaki beyannamesinde gerek parti programında parlamenter demokratik sistemin onarılarak, revize edilerek, güçlendirilerek devamından yanaydı. Bunu da her platformda söyledik. Eee başbuğumuzun kurucu lider olarak İlk ortaya çıktığında partimizin söylediği tek meclis, tek başkan gibi farklı bir yapıydı. Bunu da belirtmek lazım. Şimdi vatandaşlarımız oradaki farklılığı e, anlayabilmeli ki bugünü rahatlıkla anlatabilelim. E, merhum Alparslan Türkeş e, 60'lı yıllarda 1977'ye kadar hemen hemen e, tek meclisli bir yapıyı tek liderli bir yapıyı istedi. Bunun sebebi de e, yürütmenin tek başına hızlı bir şekilde e, karar alabilmesi, memleketin ihtiyaçlarına cevap verebilmesiydi. E, bunu da dillendirdi. Fakat daha sonra gördü ki öğrenci hareketleri, özellikle 80 öncesi, e, ...Bilare terör hareketlerinin yavaş yavaş başlaması, kendi dışındaki liderlerin de efendim. Başkanlık sistemi dediğinde farklı algılamaları ortaya koyması nedeniyle bu sistemden vazgeçti. Vazgeçme sebebi devletin göreceği zarar. Bu oluşumların tek meclis, tek başkan dediğimiz sistemi eyaletlere dönüştürmesi, eyaletler üzerinden böyle bir istemi yerine getirmelerinden, talep etmelerinden dolayı Merhum Alpaslan Türkeş 77'den itibaren parlamenter demokratik sistem dedi bir daha da ağzını almadı. Zaten biliyorsunuz özellikle PKK terör örgütünün 1978'deki kuruluşu, fisteki kuruluşu, ondan sonra yapılanmasıyla birlikte başbuğu gibi ülkesini öncüleyen öncelikle onu düşünen bir siyasi liderin böyle bir terör hadisesi içerisinde ülkeyi eyaletlere bölecek, bir kalkışma çıkacak, buna muhtemel zemin hazırlayacak bir hükümet sisteminin olmasını veya desteklemesi zaten beklenemezdi. Ha şimdi ne oldu sorunuzun o kısmına gelelim. Öncelikle şunu şiddetle reddediyoruz. Efendim raftaydı, Böyle bir şey hiç yoktu. 11 Ekim çıkışıyla Sayın Genel Başkan, sanki bu memlekette hiç konuşulmamış gibi, hiç tartışılmamış gibi, hükümetin böyle bir talebi yokken niye siz gündeme getirdiniz şekliyle birçok sorunun muhatabı olduk. Tam tersi. Rafta değildi, gündem dışı da değildi. Birkaç örnek vererek izah edeyim. Hatırlar mısınız, geçtiğimiz yıl meclisin açış döneminde Sayın Cumhurbaşkanı geldi mecliste. Yeni anayasa dedi yani açık açık başkanlık sistemine e, işaret etti. Sistemin değişmesini talep etti. Sayın Binali Yıldırım e, kendi kurultayını yaparken yani AKP'ye e, genel başkan olurken kürsüden çıktı bas bas bağırarak e, başkanlık sistemini getireceğiz şekliyle bir vaatte bulundu. Şimdi bunlar ortada yerde dururken bu hiç konuşulmadı, tartışılmadı diye bir hususu iddia edemezsiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi kuruluşundan beri 14-15 yıl öncesinden beri başkanlık sistemini getireceğim diye çok açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Şimdi, diğer tarafa gelelim. Bizim 11 Ekim çıkışımız, Sayın Genel Başkanımın ifadesinin iki temel sebebi var. Bunu üçe de ayırabilirsiniz. Birinci husus 2007'deki referandumdur. Ben 2007'deki referandumla 2014'teki o referandumun icrasını aynı şekliyle gördüğünüzde iki temel sebep diyebilirsiniz. Hatırlar mısınız 367 krizi, garabeti hatta krizin ötesinde bir garabetti. Bu memlekette siyasi hayatımıza düştüğünde bir kaos kriz eşiğine gelinmişti. Sayın Genel Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi'nin o malum refleksini, milli refleksini yine hissetmek ve göstermek suretiyle 367 krizinin önündeki demokrasi tıkacını çekti aldı. Ben meclise gireceğim dedi. Kendi adayını gösterdi ama meclise gireceğim dedi. Şimdi biz bizi halk meclise gidin orada benim için, memleket için çalışın diye gönderiyor. Meclis dışındaki başka mahfillerde çözüm ve çare arayamazsınız. Yargıtay Cumhuriyet Başsızlığı vardı galiba. Tabii ki. E biz de mecliste çare aramalıyız. Yani orada bizim meclise girmemiz bu tıkacı kaldırmak, demokrasiyi çalıştırmak, meclisi çalıştırmak için de doğru yaptık. Ve buna benzer çıkışları gerek rahmetli başbuğ Türkeş zamanında, gerekse 97'de, ee, Sayın Genel Başkanım zamanında hep Milliyetçi Hareket Partisi gerçekleştirmiştir. Şöyle bir benzetme yapayım size. Ee, 80 öncesinde Cahit Karakaş, CHP'nin e, temsilcisi olarak birçok turda seçilmedi meclis başkanı olarak. Nihayet seçtiren Alparslan Türkeş'ti. Oyumuzu veriyoruz. Çünkü meclis tıkandı. Sistemin tıkanmasına, hatta o sistemin krize dönüşmesine neden olacaktı bu çıkışı çok rahat bir şekilde yaptı. O gün rahmetli Başbuğ'un yaptığı bu çıkış neyse Sayın Genel Başkanım'ın 367 tıkacını ortadan kaldırması da aynı sebebe, aynı hissiyata, aynı fikriyata dayanır. Yine oradan hareketle bu iki hususta Milliyetçi Hareket Partisi'nin gösterdiği refleks neyse Sayın Genel Başkanımızın 11 Ekim'deki ortaya koyduğu çıkışta aynı sahikle, aynı sebepledir. Yani netice itibariyle. Buradaki temel mesele ülkenin birinci planda düşünülmesidir. Ülkenin mukadderatının düşünülmesi. Siyasi çıkar yoktur bu çıkışta. Siyaseten kendi partimizin çıkarını düşünerek tavır almayız biz. Böyle bir tavır, politik tavır ortaya koymayız. Defalarca bunun böyle olmadığını da bu parti ve bu partinin kurucu lideri Merhum Türkeş Bey, koruyucu lideri Sayın Genel Başkanı ispat etmiştir. Son çıkışta aynı e, muhakeme içerisinde bir değerlendirmeye tabi, aynı mantaliteye e, bağlı kararak tabi tutulmalı. Şimdi burada dayanacağımız e, bu temel hususun yanında, yani referandum ve referandumun 10 Ağustos 2014'te halk tarafından seçilerek gerçekleştirilmesiyle Parlamenter sistemde olmayan bir hususu biz siyasi hayatımıza getirdik. Malum parlamenter demokrasilerde başbakan yasamanın içinden çıkar. Cumhurbaşkanı da yasamanın içinden dolaylı olarak çıkar. Dolaylı olması mecliste milletvekilleri tarafından seçilmesidir. Şimdi siz referandumla bunu halka veriyorsunuz. Niye veriliyor demiyorum. Halk ne isterse karar odur. Amenna. Buna hiçbir lafımız olmaz. 2014'te de bunu tatbik, et, tatbik ettiniz, yani seçtiniz, gerçekleştirdiniz. O zaman parlamenter sistemde olmayan bir hususu siz oradan aldınız, tıpkı başkanlık sisteminde olduğu gibi farklı bir yere çektiniz, farklı bir hükümet sistemine giden yolu açtınız. Yani sayın genel başkanımın fiili durumda sıkıntı var demesinin kastı budur. Yani parlamenter demokrasiyi biz benimsiyorsak ya bu böyle olmamalı cumhurbaşkanının görev ve yetkileri bellidir o sınır içerisinde kalmalı ya da bu olamıyorsa buna bir çözüm yolu bulmamız lazım dedi. Bu çelişkili durum bu iki başlılık meydana geldiği andan itibaren bunu Milliyetçi Hareket Partisi lideri ve biz onun yardımcıları ekibi devamlı zikrettik ancak pek dikkate alınmadı. Ama bunun üstüne 15 Temmuz hep birlikte o faciayı yaşadığımızda buradaki sıkıntının gelecekte daha büyük problemlere neden olacağı açık bir şekilde belli oldu. 15 Temmuz'da bu ülke ipin ipten alınmıştır. Uçurumun kenarından alınmıştır. Bugün Ana muhalefet partisinin yaptığı gibi 15 Temmuz'u küçümseyerek siyaset yapamazsınız. Kontrollü darbe girişimi. Evet. Darbenin kontrollüsü olmaz. Böyle saçma bir tabiri de nereden icat ettiklerini anlamakta zorluk çekiyoruz. Darbe darbedir. Başarılı olur veya olmaz. Siz o gece Sayın Kılıçdaroğlu ile bir temasa geçmeye çalıştınız mı efendim? Hayır çalışmadık. <laughs> Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu o gece bize göre sıvıştı. Ortalıkta yoktu. Ortalıkta olan Sayın Genel Başkanımdı. Buradaydık işte şu çekim yaptığınız binadaydık biz. Saat 10'dan itibaren, 1015'ten itibaren Sayın Genel Başkanım buraya intikal etti. 10 civarıydı. Evde eve yeni gitmişti. Onun intikaliyle birlikte bizler geldik. Arkadaşlarımız geldi. Ankara'da hiçbir siyasi lider yoktu. de bir beis yok. Ankara'yı bekleyen Sayın Genel Başkan'dı o gece. Başkenti bekleyen Genel Başkanımdı. Ve üstelik ilk tavrı koyan da Sayın Genel Başkanımdı. Sayın Başbakan'ı aradı. Ulaşamadığı, Ulaşamayınca özel kalemine not bıraktı. O özel kalemine bıraktığı not bu bir kalkışmadır. Kabul edilemez. Devlet milletin yanındayız, hükümetin yanındayız. Tam olarak böyleydi. Çünkü yanındaydım yaptığı konuşma sırasında. Dolayısıyla bu tavır ülkeyi o gece rahatlattı. Biliyorsunuz ihtilalciler, daha doğrusu darbeciler gece 3'te planladıkları bu ihtilali 8 buçuğa, bazı şeye göre de dokuz almışlar. Ondan sonra hareket etmişler. E, haber alındığı kanaatiyle erken almışlar Öyle çıkışı. Evet. E, ondan itibaren de zaten Ankara'da uçaklar uçmaya başladı. Hatırlayınız. Orada söylemek istediğim şu. Genel Başkanımın Başbakan'a ilettiği bu laf, e, o yeni geceye geçmeden televizyonların altyazısına düştü. Hepsi dikkat ederseniz. Evet. Ben takip ettim. Genel Başkanım o lafı 30 civarında e, Başbakanı arayak söylemek istedi. Ama özel kalemine söyledi. Çok geç ulaştı. Gece yarısından sonra Sayın Başbakan'la görüşme o imkan oldu geri döndüğü için. Ama e, ısrarla vermemin sebebi e, alt yazı Devlet Bahçeli adıyla ortaya düştüğü andan itibaren... Toplumda bir rahatlama oldu. İnsanımız sokağa çıktı çok rahat bir şekilde. Emniyet teşkilatı cesaret buldu. Asker içerisinde ihtilale karışmak istemeyen çevreler, kesimler bu anlamda ihtilale karşı durmaya başladılar. Hemen arkasından Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifadesi yerli yerinde olmuştur. Dolayısıyla e, Türk halkı ilk defa e, siyasi tarihimizde, bunu halka mal etmek lazım, Evvel, öncelikli olarak darbeye karşı çıkmıştır. Bu mükemmel bir husustur. İşte bu 15 Temmuz'dan açılarak buraya geldik. Bizim bu kararı vermemizde bu politik çıkışı yapmamızdaki temel sebeplerden birisi parlamenter sistemde olmayan bir hususu yani halk tarafından seçilme hususunu siz gündeme getirmekle sistemde sıkıntı meydana getirdiniz. Tekraren ifade ediyorum. Halkın seçilmesine, seçmesine hiçbir beis yok. Hiçbir beis yok. Ama e, farklı bir sistemde farklı bir rol bu. İkincisi de 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz'u bu şekliyle yaşadığımız için ülkenin nereye getirilmek istendiğini çok daha net görebildik. Sadece biz değil, tüm siyasiler. Bilhassa da aziz milletimiz bunu fark etti. O halde e, sistemdeki sıkışıklığı, ülkenin gündemindeki meseleleri siz çözmezseniz, çare olmazsanız yeniden meydana gelecek kriz ve kaoslar yeni darbe teşebbüslerini oluşturur. Bunu ifade ettik. Ve bunun çözülmesi hususunda da Milliyetçi Hareket Parti Partisi 11 Ekim'de öncü bir rol oynadı. Yani ülkenin yolunu açmak istedi. Nefesini açmak istedi ki bunda da e, başarılı olduk bugüne kadar mecliste 18 maddenin geçmesi hususundaki garanti Sayın Genel Başkanımdı Milliyetçi Hareket Partisiydi gereğini yerine getirdi. Şimdi 16 Nisan'da evet çıkmasının garantisi de Sayın Genel Başkanım ve MHP MHP camiası partilerimiz olacaktır. Yine bu şekilde ülkenin önünü açacağız. Zannedildiği veya söylediği söylendiği gibi Muhammed Bey ülkede biz rejim meselesini tartışmıyoruz. Yani ülkede kararnamelerle e, Cumhurbaşkanı ülkeye yönetsin diye ona vermiyoruz. Bunların hepsi yalan üzerine bina edilmiş politikalar. Dikkat ederseniz ana muhalefet partisi elinde argüman kalmadı artık. Kalmadığı için devam bu surette yalan beyana, yalan iddialara başvuruyor. E, başka yerlerde de söyledim bu Lenin'in taktiktir. E, Lenin propaganda biçiminde yalanı devamlı söyleyin bir müddet sonra onu halk kabullenmeye başlayacaktır. Şuvar altına yerleşecektir şekliyle. Yani Göbelsin böyle değildir ama Lenin ki bunların yaptığı yani gerek CHP'nin gerek o 0 bir parti var. Perin Çekillerden bunların yaptığı budur. Başka bir şey değil. Söyledikleri ve iddia ettikleri hususların çoğu an itibariyle gerçek değil. İlgililer çıkıyor, bizler çıkıp söylüyoruz yani nereden çıkıyorsa bir diktatör çıkacak diyor. Bu millet diktatör çıkarmaz. Yani Türk milletinin tarihine lütfen bakın çok güçlü liderler çıkarır. Yani kendi döneminin tek adamlarını da çıkarır. Bu diktatörlük anlamına gelmez. Atatürk'ten örnek verelim. Atatürk dirayetli bir liderdi. Devlet kurucusuydu. Döneminin tek adamıydı ama diktatör değildi. Olmadı zulmetmedi. Özellikle halkına zulmetmedi. Diktatörlük farklıdır. Diktatörler Avrupa medeniyetinden çıkar. Ee, Hitler gibi, Mussolini gibi. Ee, bizden böyle bir şey çıkmaz. Bizde büyük, dirayetli, kudretli insanlar çıkar. Sultan Abdülhamit de kendi döneminin önemli bir ismiydi. Fatih kendi döneminin tek adamıydı. Kanuni de öyleydi. Ama hiç kimse e, farklı dinden dolayı, farklı Farklı etnik yapıdan dolayı asimilasyon yoluna gitmedi. Ee, elde ettiği, fethettiği yerlerde insanlara zulmetmediler. Türklerin böyle bir özelliği var. Zulmetmedikleri için de e, bir soykırım yapmazlar. Onun için Ermeni meselesinde soykırım yoktur şekliyle iddia ediyoruz. Daha ötesini, daha iddialı bir laf söyleyeyim. Çoğu zaman söylerim bunu. Türkler istese de bunu yapamaz çünkü genlerinde böyle bir özellik yok. Türklerin fetih politikalarında adalet anlayışını oraya götürmek vardır. Ama zorlama da yoktur. Fethettiği yerde vergisini alır, halkın dinini serbest bırakır. Anlatır, kabul ederse olur, olmazsa olmaz. İşte Avrupa, eğer gerçekten Osmanlı asimilasyon yoluna gitmiş olsaydı Avrupa'da, bugün o bölgelerin hiçbiri bizden ayrılmazdı. Hepsi hala toprağımız ve parçamız olurdu. İşte Birleşik Krallığın, Avrupa'nın o sömürgeci anlayışının bugünkü uzantılarını görüyorsunuz. Mukayese ettiğinizde fark bariz bir şekilde ortaya çıkar. Yani Hollanda ile dün geçmişte birbirimize girdik. Hollanda hala Kosta Rika'da sömürgesi olan bir devlettir, krallıktır. Bunlar işte anayasal krallık gibi bir kılıp bulmak suretiyle kendi monarşik yapılarını örtme peşindeler. Bu hususa ilk işaret e, e, evet genel başkanımız evet, oldu efendim. hatırlarsanız evet. orada e, tavlar sallanıyor diye tabi Türkiye'de sistem değişiyor orada rejim değişiklerinin olacak e, fitili ateş olacak efendim yakında olacak yani Avrupa bu şekilde gitmez e, Avrupa Birliği işte çatırdamaya başladı İngiltere çıktı e, şu anda diğer ülkeler Fransa'da bunun, da tabii tartışmasını bir yapmak evet peşindeler Avrupa'nın meydana gelişi zaten site devletleri Prenslikler küçük devletçiklerdir. Ee, Bismarck Almanya'da Birliği 1870'te sağlarken 376 rakam yanlış hatırlamıyorsam küçük prenslikler ve devletleri bir araya getirerek Almanya'yı meydana getirdi. İtalya'da Piemontelerin liderliğinde böyle oldu. Şimdi ne Burada söylemek istedim Aslına rücu edecekler. Bu eğer eğer ortaçağ zihniyetini bu şekliyle devam ettirirlerse parçalanma tekrar başlayacak. Ama onun bir riski var. Avrupa parçalandıkça yeni dünya savaşları çıkar. Hep öyle olmuş. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin kuruluşa AET'dir. AET'nin kuruluş amacı da Avrupa'da kimse sanayide ön plana çıkıp da veya başka bir dalda ön plana çıkıp da diğerlerine hükmedip yeni bir savaş ortamı oluşturmasın amacıyla kurulmuştur. Bugün farklı bir yere geldi ama aynı amaca da hala hizmet ediyor. Şimdi bu birlik bozulursa Avrupa'da bir kaos meydana gelecek. Herhalde özellikle Türkiye'ye karşı davranış biçimlerine baktığımızda Avrupa'nın tekrar orta çağ karanlığına doğru mesafe aldığını söylesek çok afaki bir yorum olmaz diye düşünüyorum. Buradan hareketli sorunuzun cevabı bizi harekete geçiren iki önemli sebepten biri de 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz gerçekliğini kimse göz ardı ederek siyaset yapamaz. Tekrar söylüyorum. Yani ana muhalefet partisi eğer bunu göremiyorsa ya bu oyunun bir yerinde yer almış demektir ya da idrakten yoksun bir siyaset takibi içerisindedir. O halde ana muhalefet partisi de bir anlamda FETÖ zihniyetine hizmet etmektedir. Dikkat ederseniz e, davranış biçimlerine bakın. Hayır blok içerisinde yer alan örgütlerle çok e, samimi e, bir e, durumda herhangi bir eleştirilerini duymuyoruz. Zaten. Hiçbir öyle bir dertler yok zaten. Niye eleştirsinler? Yani tamam e, vatandaşımızdan hayır verecek olabilir. Bundan tabii bir şey olamaz. Buna saygı duyarız. Neticede meclisten e, vatandaşa götüren bizleriz. Hakem olsun diyen bizleriz. Ama biz bunu yaparken hayır bloğu içerisinde yer alan e, tehlikeli unsurları da bizim vatandaşımıza, insanımıza izah etmek gibi bir mecburiyetimiz var. Dolayısıyla PKK'ya işaret etmek, FETÖ'ye e, veya eli kanlılara, 80 öncesinin eli kanlılarına işaret etmek, yakın hayır veren vatandaşlarımızı yermek anlamına alınmamalıdır. Sadece bununla da kalmadı. Şimdi Avrupa'da da bir blok oluştu, bir hayırcı blok. Onlar da faaliyet içerisindeler. Yani Türkiye öyle bir hale geldi ki, evet verildiği noktada artık bunların hak sahibi olmaları, Türkiye'nin iç işlerine karışmaları engellenmiş olacak. Ama hayır verildiği takdirde hukuksuzluğun artacağı çok net bir şekilde ortaya çıktı. Efendim CHP'nin iddialarına dönersek, şimdi 3 yıl önce bu ülkede neler konuşuluyordu gündemde? Bugün bu anayasayla birlikte bunlar neler gündemden çıktı? CHP mesela ülkenin bölüneceğini bu anayasayla bir cümle eklenirse lokantalar kapatılır, bir cümle eklenirse ülke bölünür, özellik getirilir diyor. Bu anayasanın içeriğinde neler var efendim? Böyle şeylere yol açacak, milli bütünlüğümüzü bozacak bir... Bir husus var mı böyle bir şey? Şöyle bir soruyla gireyim. Milli bütünlüğü bozacak yerde ne Milliyetçi Hareket Partisi olur ne de onun saygıdeğer lideri Sayın Devlet Bahçeli olur. Bu düşünülemez. Bu hakkı toplumumuz ve insanımız zaten Genel Başkanımıza da ve partimize de veriyor. Yani Devlet Bahçeli o işin içerisindeyse endişe edecek bir şey yok şekliyle hüküm veren çok insana rastladım. Çok insana da bu anlamda dinledim. CHP'nin e, bu tavrı yalan üzerine bina ediliyor demiştim. Esasında 18 maddelik bir husus. Çoğu da teknik maddeler. E, İktidar Partisi tarafından hazırlandı biliyorsunuz. Bize orijinalde ilk gelişi 38 maddedir. Sayın Genel Başkanımız bu 38 madde üzerinden değil de 12 maddeye indirelim. Önemli olanlar şunları görüşelim dedi. O 12 madde üzerinden görüşmeler başladı ve 18 maddeye önce 21'e sonra 18 maddeye düştü ve o şekliyle meclise gönderilmesi karar verildi. E burada ne var? Burada biz yasamanın içerisindeki yürütmeyi çıkarıyoruz, ayrı bir yere koyuyoruz. Kuvvetler ayrılığını tam anlamıyla gerçekleştiriyoruz. Yargı bir diğer tarafta. Şimdi bakın. Eskiden bir oy verirdiniz 5 yılda bir. Efendim her şey olur biterdi. E, halk için söylüyorum, millet için. Şimdi öyle değil. Şimdi millete seçme hakkını çoğaltıyoruz. Yani her hususta devrede, aziz millet. Her hususta görüşünü beyan edecek o görüş doğrultusuna oy verecek. Şimdi 2019'da sandığa gidecek. Cumhurbaşkanını seçecek. Vastalı mı? Hayır efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Vastalı seçilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim iki turludur. Önce seçiciler kurulu seçilir, onlar başkanı seçer. Direkt halk seçmez. Hani biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi derken işte bu farklılıkları ifade ediyoruz. Bizim sistemimiz, getirdiğimiz veya getireceğimiz sistem Amerikan vari bir sistem değil. Başkanlığı andırıyor, doğru. Ama bize mahsus özellikleri var. İşte bir tanesi bu söylediğim. Direkt halk seçiyor. Yani siz sandığa gidip kimin Cumhurbaşkanı olmak istediğine direkt karar vereceksiniz. Bir oy burada veriyor mu? Bir oyu parlamenter demokratik sistemde oluşmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hangi partinin olması gerektiğine veriyor. Şimdi <laughs> iktidar partisi devamlı efendim Atatürk'ün meclisini fes ediyorlar gibi bir yaygara çıkarıyor ya. Hayır efendim. Atatürk meclisi 920'de oluşturdu. <laughs> Bu oluşturduğu meclise hiçbir surette Herhangi bir zarar gelmiyor. Aynı ile bugüne intikal etti, aynı ile bundan sonraki dönemlere de intikal edecek. Meclis yapısında oynadığımız bir şey yok bu gelen 18 maddeyle. Hatta seçim sisteminde de oynanmadığına göre seçimde de aynı şey olacak. O zaman vatandaş gidecek bir de mecliste ne olması istediğini oy verecek. Şimdi burada da şöyle bir serbestliği var. Cumhurbaşkanı için beğendiği A şahsına verir. Cumhurbaşkanı'nın karşısında denge unsurunu oluşturacağım diye gider C partisine oy verir. Serbest bunda. Bu imkanın verilmesi demokrasinin gereği değil mi? Yani cumhur diyoruz, halkı üstün tutuyoruz. E onun gereğini biz şu anda yapıyoruz. Bununla da kalmıyor. Gidiyor, yaşıyorsa eğer Büyükşehir Belediye Başkanı'nda Büyükşehir'de yaşıyorsa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olması istediğini seçiyor. Bir oyda bu mu? İlçede oturduğu ilçeli ilçe başkanını seçiyor. Daha da önemlisi meclis üyesini, belediye meclis üyesini seçiyor. Şimdi bütün bu hakların insanımıza verilmesinde ne mahsuru var? Oradan şuraya geçeyim. 18 yaş diye fevran etti durdular. E, CHP 18 yaşla ilgili teklif vermiş geç, geçmişte. Şimdi biz verdik diye, hani bizdeki atılmış siyasi atıkları var ya onların yaptığı gibi, biz evet dedik ki hayır der gibi. CHP'de biz dedik diye buna hayır diyor. Siz e, bir gence rüştün, ispat ettin diyorsun. Her türlü hakkı veriyorsun. Seçme hakkını da veriyorsun. Seçilmeyi niye alalım? Yani bu ülkenin geleceği gençler üzerinde bina edildi. E, hatırı sayılır oranda da gençlerimiz var. Yani bunların seçilmesinden ne peyiz olabilir? Efendim askerlik mevzunu işin içine sokmak suretiyle sulandırmanın falan da bir gereği yok. Bunlar yalan ifadeler. Öyle bir hadiseye de gerek yok. 18 yaş hele hele Milliyetçi Hareket Partisi için genç nesil çok önemlidir. Bizim ülke ocaklarımız var biliyorsunuz. Yani değişmediyse 700'ün üzerinde Türkiye genelinde teşkilatlanmış şubesi var bu teşkilatın. Kaldı ki 69'dan itibaren bu yapıya önem veren bir fikriyatın e, mümessilleriyiz, temsilcileriyiz biz. Niye biz kendi gençlerimizin yollarını açmayalım? Bir diğer getirdiği hususta 600'e çıkarılması. E, bunu ustada da çok hopladılar dikkat ederseniz. Masraf, masraf evet. olacak diyorlar efendim. E, masraf olacaksa eğer kendi meclis başkanlık divanındaki o bayanın harcadığı 1 milyon 200 bin lira artı 800 bin lira daha ikinci yılda, sonraki yılda iki eski paraya göre trilyonu bir ödesinler önce. Milletin hakkı o. İki trilyon ne demek ya? İki milyon lira yeni parayla. Onu bir ödesinler de sonra milletvekili masraf olacak desinler. Kendi ayıplı hallerini önce bir temizlesinler. Ayıptır yani. ile karşılaştırdığınızda en az e, vekil sayısı bizde. Yani e, hani ana muhalefet Avrupa'yı hep kıstas alır. Alabilir doğru. E buyurun buyurun bunda bir kısta salın bakayım. Oranları karşılaştırdığınızda biz 600'e çıkarsak da yetişemiyoruz Avrupa'nın ölçüsüne. Ha öyle bir derdimiz de yok, o ayrı bir şey. Ha bunun dışında getirdiği nedir? Askeri yargının yargını kalkmasa yargıdaki iki başlık ortadan kalkıyor. İddia edildiği gibi Cumhurbaşkanı kararnamelerle ülke yönetmiyor. Bakın kanun bir usta varsa Cumhurbaşkanı o konuda kararname çıkaramıyor. Veya Kanun yok. Herhangi bir usta. Cumhurbaşkanı kararname çıkardı. Meclis o konuda kanun çıkardım, kararname düşüyor. Daha ne yapılabilir? En önemlisi de sorumsuz cumhurbaşkanı sorumlu cumhurbaşkanı haline geliyor. Hatta sadece vat vatana ihanetten değil, hemen her hususta cumhurbaşkanı yardımcıları da, bakanlar da hesap verebilir hale geliyor. Esasında bu bir artıdır. Bunu düşünmeleri lazım. Yani e, yargıdaki hususu çok dillendiriyorlar. Onu da ifade edeyim. Şimdi yürütme halk seçiliyor. Yasama da halk seçiliyor değil mi? E, biz yargıyı yargı üst düzeyinde yürütmeden ve yasamadan seçiyoruz. Yani ikisinden gelen ortak bir seçim. ikisi Cumhurbaşkanı ve Meclis tarafından seçilerek tespit ediliyor. E, Muhammed Bey bu bugüne kadar böyleydi. Kararnameleri çok şikayet eden, e, şu anda zaten Bakanlar Kurulu kararname çıkarmıyor mu? İstediği zaman çıkarıyor. Eğer çoğunluğu varsa orada değişen bir şey yok yani. E, Sıkıntı kaldırılıp o hal geliyor. E, o hali daha önce Bakanlar Kurulu karar altına alıp e, çıkarabiliyordu. E, şimdi de yürütme Cumhurbaşkanı ve onun bakanları birlikte alıyor. Veya Cumhurbaşkanı alıyor, yürütmenin başı olarak. Dolayısıyla 18 maddi içerisinde bu ülkeyi zafa düşürecek herhangi bir husus yoktur. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi evet de ısrarlıdır. Öncülüğünü yaptığımız bu hususta biz millete bu maddelerle daha iyi hizmet edileceği kanaatindeyiz. Hatta şöyle ifade edeyim, ilk seçim 2019'da olacak. Çok mücbir bir sebep olmadıktan sonra. Zaten evet çıktığı takdirde Sayın Genel Başkanım seçime gerek yok dedi. Sayın Başbakan yok dedi. Cumhurbaşkanı yok dedi. E bu üç ismin yaklaşımı kıymetlidir. Değerlendirmek lazım. Hayır noktasında ne olur? Onu 16 Nisan sonrasında göreceğiz. Ama evetle birlikte 2019'a kadar yapılacak çok iş ve işlem var. Bu ülkeyi efaha feraha kavuşturmak için zannediyorum onlarla meşgul olacağız. 2019'da da Milli Mücadele'nin başlangıç yılında, 100. yılında tabii 2023'e veya 2020'ye, 2020 meclisin açılmasıdır, 2023 Cumhuriyet'in ilanıdır. 2019'la birlikte bir yelken açacağız. Yani nefes alacağız derken bunları ben ifade ediyorum. Nefesini açacağız, ülkenin yolunu açacağız, e, yapı kendisini e, yenileyecek, yenileyerek ufuklara daha emin bakacak diye düşünüyorum. Efendim, e, referandum sürecinin başlamasıyla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir hassasiyeti daha vardı. Referandum süreci yeni bir kutuplaşmanın nedeni olmasın. E, ama biz söylemlere baktığımız zaman, e, örneğin geçtiğimiz gün CHP'nin Konya Milletvekili'nin bir açıklaması oldu denize dökeriz diye. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Fevkalade yanlış, fevkalade isabetsiz, tarih bilmeyen bir anlayışla yapılmış bir açıklama. CHP bu tür örnekleri bünyesinden çok sıkça çıkarıyor. Bugünkü CHP Atatürk'ün CHP'si değil. Atatürk'ü anlayamamış kitlelerin şu anda CHP'de iş başında olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Yani Atatürk Bunları görse zannediyorum Genel Başkanım'ın söylediği gibi kovalardı İzmir'e kadar. Ee, esas kendilerini İzmir'den denize dökerdi. Ee, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ee, bu şahsın yaklaşım biçimi bu ülkede insanları etnik yapıdan dolayı, fikri yapısından dolayı, mezhebi yapısından dolayı kutuplaştırmaktır. Ayrıştırmaktır. Zaten CHP'nin temel özelliği de budur. CHP Bugüne kadar Atatürk dönemini hariç tutarak söylüyorum, e, toplumda bir e, birlikte hareket etme, bir araya gelme gibi bir zihniyet peşinde olmamıştır. Böyle bir zihniyeti e, gerçekleştirmedi. Daima surette ülkenin meselelerini çözeceğim derken, toplumsal arası, arası barışı kaşımak suretiyle insanları birbirine düşürmenin peşinde oldu. O lafı söyleyen şahsiyet, geçmişte CHP'den çıkmış örneklerini gördüğümüz bir inkılap yobasıdır. Bu kadar basit. Efendim, çalışmalarınızı soracağım. Bu hafta sonra İstanbul'da bir mitinginiz olacak. Siz de İstanbul Milletvekilisiniz. Nasıl çalışmalar yürüteceksiniz? Bu soruyu sordunuz, bana şöyle bir fırsat da verdiniz. Her şeyden evvel Milliyetçi Hareket Partisi evet noktasında çalışmasını ciddiyetle sürdürüyor. Bunun bilinmesini isteriz. Kasım ayında başladık. Tabii Kasım galiba. ayında bilgilendirme toplantılarıyla başladık. En son gelinen rakam 61'dir. Yani biz 61 ilimizde bilgilendirme toplantısı düzenlemek üzere bir planlama yaptık. Bunun yarıdan fazlası şu an itibariyle gerçekleşti. Referanduma kadar hepsi de bitecek. Bu ciddi bir sayıdır. Çünkü orada gittiğimizde kendi insanımıza ve misafir olan gelen insanlara referandum sürecini anlatıyoruz. Neden evet dediğimizi, bu çıkışı neden yaptığımızı bugün size kısmen anlattığım gibi giden yetkili arkadaşlarımız ki gidenlerin hepsi yetkili. Başkanlık Divanı üyesi, vekil veya MYK üyeleri giderek bunları gruplar halinde anlatıyorlar. Buna halen devam ediyoruz. Her hafta sonu arkadaşlarımız bir yerde. E, Genel Başkan'ın büyük mitikleri yaptı, başladı. Şu anda üç tane kaldı. Önümüzdeki e, Cuma günü Afyon, Cumartesi Antalya, Pazar günü İstanbul'u yapacak. Hepsini önemsiyoruz ama İstanbul'u daha farklı önemsiyoruz. Niye? Çünkü İstanbul'da yeni kapıda yapacağız. Yeni kapı ruhundan hareketle bunu söylüyorum. E, son mitingimiz olabilir, olabilir diyorum çünkü arada bir daha yapar mıyız bu parti kararı. Onu bilemem. Ama o mitingin çok başarılı geçeceği kanaatindeyiz. İstanbul daha önce yaptığı gibi kendi üstüne aldığı sorumluluğu o meydanda tekrar aziz İstanbullulara ve Türkiye'nin her kesimine gösterecektir diye düşünüyorum. Bizler de zaten yarından itibaren giderek bu çalışmalara orada katkı sağlamaya çalışacağız. Bir husus daha var. Biraz görünmüyor onun için onu da ifade edelim. Dikkat ederseniz bunlar hep eş zamanlı. Bir de biz kongre dönemini yaşıyoruz. Olağan kongrelerimiz. Önümüzdeki sene evet büyük kongreyi gerçekleştireceğiz. Yine her hafta sonu 30 40 50 bazen 60'a varan ilçelerde kongreler gerçekleştiriliyor. Şimdi bu kongreler bir iç meseledir ama e, kongrenin gündemi de referandum oluyor ister istemez gündem oluyor yani. Dolayısıyla kongrelere refakat eden arkadaşlarımız da yine ilçelerimize kadar gidip insanımıza Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu politik tavrını, görüş ve düşüncelerini gündem üzere yaptığı kararları anlatıyorlar. Dolayısıyla sahadaki çalışmamız oldukça iyi gidiyor yani netice itibariyle. Oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü geri dönüşleri aldığımızda bize gelen bilgiler onu çok net olarak veriyor bize. Efendim Kerkük konusunda bazı gelişmeler yaşanıyor, olumsuz gelişmeler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de buna tepkisi var. Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından hem Sakarya'da binlerce Türkmeneli bayrağıyla evet, da karşılandı evet. Sayın Genel Başkan. Sizin Kerkük'le ilgili Orada Türk bayrağında, Kerkük bayrağında Sayın Genel Başkanım e, mitingin bitim, bitiminde öptü, dikkat edersiniz. Evet, efendim yani, gök bayrak düşmeyecektir evet, dedi. Evet, evet. Tabii Kerkük Milliyetçi hareket partisinin asli meselelerinden biri yani yıllardır esir Türkler üzerinden politika geliştirmiş bir siyasi hareketiz biz önemsediğimiz üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir mesele Kerkük. Esasında Kerkük konusunda veya Kuzey Irak konusunda Irak konusunda geçmişte bazı noktalarda zafa uğratıldı bu ülke. Gerek tezkerenin geçip bir mat tezkeresinden bahsediyorum. Onun geçip geçmemesi konusundaki neticeleri bugün yaşıyoruz. Öyle bir zaman oldu ki maalesef kendi hinterlantı olan Türkiye'ye, Osmanlı'dan kalan topraklar, Türkiye'ye dendi ki sen bu işe karışma, burnunu sokma şekliyle bir bir yalnızlaştırma sürdürüldü. Bugün gelinen noktada, bu politikaların sonucudur. Maalesef bir paçavra'nın orada kullanılması Irak Anayasasının da, da suçtur olamaz olmamalıdır. Bu kabullenilemez. Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi tepkisini çok net olarak ortaya koydu. Daha önemlisi bu konuda Sayın Genel Başkanımın Sayın Başbakan'a fikir ve düşüncelerini söylediğini de biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanına da bu konuda fikir ve düşüncelerimizi ilettiğini de biliyorum. dün itibariyle de Sayın Erşat Salihi, Sayın Genel Başkanımı ziyaret isteğinde bulundu. kendisine 15 saat 15'te randevu verildi ve partide kabul etti. baş başa görüştüler. Çok güzel, çok faydalı. sonuçları itibariyle inşallah ee, olumlu e, meselelerin ortaya çıkacağı bir görüşmeydi. Genel Başkanımız e, Erşat Salihi Bey'e muhatabımız sensin orada. Ee, Türkmenler orada Irak'ta bir ve bütün olmalı. Kesinlikle farklı yapılanmalar, farklı sesler, farklı yerlerle görüşmemeli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti'nin de muhatabı sizsiniz. Bizim de muhatabımız sizsiniz. Orada bir ve bütün olun. Sonuna kadar da arkanızdayım." dedi. Yani Erşat Salih'in aldığı bu destek çok önemli. Yani halkımız bunu önemsemeli. Sayın Genel Başkanın verdiği bu desteğin e, hükümete de e, bildirileceğini, iletileceğini biliyorum. Çünkü kendisi ifade etti. Sayın Başbakan'a da iletecek. Zaten hükümet şu anda e, Irak Türkmen Cephesi olarak e, muhatap olarak kabul ediyor. Fakat biliyorsunuz Irak Türkmen Cephesi birkaç e, 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 Türkmen kuruluşunun evet. bir araya gelmesinden oluştu. Evet e, Bu birlikteliği sağlamlaştırmak lazım. O, onun için de e, Milliyetçi Hareket Partisi Erşat Salih'i yani Irak Türkmen Cephesi'ni muhatap olarak görüyor ve bu anlamda da sonuna kadar desteğini e, bu cepheye verecek. Bu noktada hükümetin de aynı yönde hareket edeceğini görüyoruz. Açıklamalarından anlıyoruz. Eee ifade ettiğim gibi Genel Başkanım da görüş ve düşüncelerimizi ihtiyaç halinde tekrar iletecek. Tabii orada o bayrak mevzu PKK'nın kaşıması netice itibariyle çünkü Kerkük'te Kerkük valisinin şey girişimleri Necmettin Kerim olacak zannediyorum ismini. E, hatırlı, yanlış hatırlamıyorum e, o bir PKK yanlısı bir isim. E, onun da kaşımasıyla Talabani Barzani'nin e, bir araya gelmek sure, suretiyle birbirleriyle çekişmeyi bir tarafı bırakıp efendim fırsat budur ha, aradan çıkalım bunu bir zaten uluslararası meseleyiz Birleşmiş Milletleri de arkamıza alalım bu fırsatı değerlendirelim mantığı içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Başarılı olacakları kanaatinde değilim. Burada Türkiye var. Yani Irak'ı bölmek istiyorsanız biz hükümet olarak da, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana, Birleşik Hareket Partisi de Irak'ın toprak bütünlüğünden yana. Şimdi bu anlayış orta yerde dururken siz oradan farklı bir yapılanmayı çıkarırsanız buna susmamız mümkün değil. Geriye doğru gittiğinizde farklı hususlar ortaya çıkar. Irak, e, Musul biliyorsunuz misak-ı milli sınırları içindeyken e, bir Osmanlı vilayetiyken Kerkük'te onun bir kazasıydı o dönemde. En son 5 Haziran 1926 Musul Ankara Anlaşması ile elimizden çıktı. A, Musul Ankara Anlaşması ile elimizden çıkarken Irak bir bütündü. Toprak bütünlüğüne sahipti. Evet. Eğer bu statüyü değiştirirlerse geriye gideriz. Lozan'a kadar da inebilir bu mevzu. Tabii ki uluslararası ilişkiler uzmanlarının bunu ortaya koyacaklarına eminim. mesela bir çok bilinmez bir hususu ifade edeyim. 1926 Musul Ankara anlaşmanın 10. maddesinde eşkıya hareketlerinde Türkiye 75 kilometreye kadar girme hakkına sahiptir. Anlaşma geçerli hala. Yani benim söylemek istediğim şu. bu kadar basit değil Barzani'nin ve Taliban'ın yapmaya çalıştığı iş bu kadar basit değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Lozan'da nasıl garantör devletse Musul-Ankara Anlaşması imzalanırken de bir garantör olarak ki karşımızda da İngiltere vardı ve Irak vardı. Garantörse bu noktaki hakları özellikle insan hakları bakımından oradaki soydaşlarımızın hakları bakımından söz söyleme hakkı var. Onu ifadeye çalışıyorum. Atılacak <laughs> bu adımlar buna göre düşünülmeli. Ee, buna müsaade etmemiz mümkün değil. Efendim süremizin de sonuna geldik. Eklemek istediğiniz varsa… Çok teşekkür ediyorum. E, tabii 16 Nisan'a çok yaklaştık. 16 Nisan artık bir milat. Yani bu anlamda bazı e, önem atf atfetmemiz gereken hususların da bilinmesi lazım. Sohbetimiz sırasında bunların e, çoğunu söylediğimi zannediyorum. Ee, ...dediğim ki evet bu ülkeyi rahatlatacaktır. Milliyet ee, Milliyetçi Hareket Partisi herhangi bir kişi, herhangi bir parti için evet demiyor. Sadece ve sadece ülke geleceği adına. Tıpkı o kullandığımız sloganlarda olduğumuz gibi... E, ...devlet için, millet için ve cumhuriyet için biz evet diyoruz. Türklüğün geleceği için, mukadderatı için evet diyoruz. Ee, Genel Başkanımın ana slogan yaptığı o bu ülke için bir yeminimiz var meselesi de baştan itibaren ortaya çıkmış misak milliye de dayandırabilirsiniz, dip tarihimize de dayandırabilirsiniz. Türklerin devlet kurma noktasındaki o kabiliyetleri kurulduktan sonra o devlete sadık kalmaları, devleti milletin hizmetçisi hizmetlisi haline getirmeleri bir gelenektir. Buradaki yemin. Ee, Osmanlı'nın çöküşüyle birlikte oluşan ve misak-ı milli yemini üzerine inşa edilen yemindir. Yani e, devlet ilelebet hayatta kalacak. Mustafa Kemal Paşa'nın dediği gibi Cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Ee, bizim zihniyetimiz bu olduğu için biz o yemine sadız. O yemine sadık kalacağız. Çünkü buradaki evet-hayır noktasında da ülkenin geleceği söz konusu olduğu için milliyetçiler, Türk milliyetçileri Vatandaşlarımız bu yemini görebilmeli, idrak edebilmeli, sandığa öyle gidebilmelidir. Endişemiz var mı? Hayır, endişemiz yok. E, Milliyetçi Hareket Partisi tabanıyla çok uğraşılıyor dikkat ederseniz. E, ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensupları ve partilerimiz e, aklı başında insanlardır. Ülkenin geleceğini de görürler, meseleleri de tartışma kabiliyetine sahiptirler. O entelektüel birikeme de sahiptirler göreceksiniz sandığa gidiş son haftadan itibaren Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarıyla oyun oynayanlar, onları aldatmaya çalışanlar, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi işte Bozkurt selamıyla tıpkı bizim attıklarımızı kendi bünyelerine alıp kullandıkları gibi o işareti de kullandırma, kullanma gayreti içerisinde olanların çabaları boşuna gidecektir. Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensuplarını problem eden bu insanların kendi hallerine bakmaları gerekir. Ee, göreceğiz 16 Nisan'dan sonra ana muhalefet partisi içerisindeki o büyük kaosu hep birlikte müşahede edeceğiz. Dolayısıyla e, partimiz genel merkeziyle, taşra teşkilatlarıyla bir ve bütün olarak hareket etmektedir. İnsanlarımız içerisinde farklı düşünen var mıdır? Vardır, doğaldır, olabilir. Ama bu partinin de 48 yıllık olduğunu unutmayınız kendine göre bir hiyerarşisi parti disiplini olduğunu unutmayınız. 47 yılı da hapsetmeyelim. Biz bir tarihçi olarak ifade edeyim geriye doğru gittiğinizde Millet Partisi'ne kadar iner. Atatürk'e kadar iner. Fevzi Çakmak'a kadar iner. Dolayısıyla yani böyle bir kuvvetli fikri yapının ve o yapının mensuplarının farklı düşünmek suretiyle ülke geleceğini gözden ırak tutacaklarını hiç zannetmiyorum. Ee, milletin kararı her zaman doğrudur. Verecekleri karara biz şimdiden saygılıyız. Ama bu milleti tanıyorsak eğer, işte mitinglere gidiyoruz, toplantılara gidiyoruz, oradan aldığımız o e, ankete gerek yok, oradan aldığımız geri dönüşleri idrak edebiliyorsak, evet, çok rahat, çok net olarak ortaya çıkacaktır. Çok teşekkür ediyoruz efendim bizi ağırladığınız için. Ankara'dan yayınlarımız devam edecek, konuklarımız devam edecek. Anayasa Referandumu'na artık, çok kısa bir süre kaldı. Şimdilik gündemle devam ediyoruz.